Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hazreti Süleyman ve Hazreti Süleyman'ın mührü hakkında konuşacağız. Bütün varlıklara ve cinlere hükmeden peygamber Hazreti Süleyman. Bundan binlerce sene önce, yeryüzünün büyülü devirlerinde insan henüz üçüncü gözünü kaybetmemişken, efsanevi bir kral peygamber yeryüzünün ve gökyüzünün efendisi olmuştu. Cinlere, insanlara ve hayvanlara hükmeden bu kral peygamber Hazreti Süleyman'dı. Ve etkisinin kaynağı olduğu sanılan güçlü bir mühür yüzük taşıdığı söyleniyordu. Fakat bir gün bu muhteşem yüzük çalındı. Süleyman sahip olduğu her şeyi kaybetti. Ve mührün yokluğunda geçen o acı günlerde kendisindeki asıl mührü, mührü Süleyman'ı buldu. Hazineleri dillere destan olan, üç semavi dinde de ismi Haşmet'le birlikte anılan biridir Hazreti Süleyman. Ona bu özelliği veren dünyasal ve ilahi güçlere hakim bir yönetici olduğu düşüncesidir. Asıl olarak Hazreti Davud'un oğludur. Hem Tevrat'ta hem Kur'an-ı Kerim'de hikayeleri ve hayatıyla saltanatı anlatılır. Efsaneler şöyle der: Hazreti Süleyman, Tanrı'nın seçip güçlendirdiği bir ailenin adaletle hükmeden oğludur. İsrail soyunun güçlü bir kralıdır. Temelde tanrısal bir görevi vardır. Bu görev nedeniyle daha önce ve daha sonra kimseye verilmemiş, verilmeyecek bir saltanat diler Tanrı'dan. Böylece kendisine rüzgar, cinler, akarsu gibi akan metaller, kuşlar ve insanlardan oluşan ordular tahsis edilir. Rüzgara binip günler sürecek yollara hızla varır. Kuşları görevlendirerek düşman sahasına keşfe gönderir. Cinlerin esrarengiz görünmez ve anlaşılmaz yetileriyle devasa saraylar, kaldırılması imkansız dev sanat eserleri, binalar ve dalgıçların çıkardığı malzemelerden takılar, akla gelecek bin bir güzel şey yaptırır. Dünyayı imar ederken güzelliği ve adaleti kurar. Hazreti Süleyman'ın yüzüğü, Süleyman efsanesini doruğa çıkaran yüzüktür. Her ne kadar dini kaynaklar bunu bu şekilde aktarmasa da gizem perdesi altında Tanrı'nın kendisine bir yüzük hediye ettiği söylenir. Bu öyle bir yüzüktür ki sayılı kişi ve meleklerin bildiği Allah'ın gizli ismini, ismi azam duası saklar. Allah'ın bilinmeyen adı, yaratma ve hükmetme özellikleri içerir. Elbette bu tür bir efsane güç düşkünü insanların başını döndürmeye yeter de artar bile. Kimi bilgilere göre Hazreti Adem'in taşıdığı bir yüzüktür ve cennetten çıkarılırken onu ağaçta bırakmıştır. Cebrail aleyhisselam daha sonra bu yüzüğü Allah'ın isteğiyle Hazreti Süleyman'a getirmiştir. Terim aslen mühri Süleyman'dır. Ancak Türkçedeki ses uyumuna göre dile geçerken değişmiştir. Diğer bir deyişi Hatemi Süleyman'dır. Çünkü Batı dünyasında bildiğimiz çift üçgenin kesişimi olan mühri Süleyman aslında beş kollu bir yıldızdır. Altı kollu yıldız babası olan Davut peygamberin kullandığı semboldür. Kelime manasıyla Süleyman'ın mührü anlamına gelen mührün şekli aslında kesin değildir. Belli bir tarihten sonra kabul edilmiş olan ve şimdi İsrail bayrağında yer alan sembol, İslam dünyasında da yüzyıllarca kutsal olarak kabul edilmiş, cami, medrese ve geçitlerde, mezarlıklarda, yüzüklerde, padişahların gömleklerinde tılsım olarak yerini almıştır. Daha sonraları ise farklılık yaratmak için sembol bazen 90 derece çevrilerek kullanılmıştır. Batı dünyası bazen büyük kitaplarında, bazen noterlik işareti olarak basım evi markası sonraları birçok akımın sembolü olmuştur. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız.